Depremle ilgili sürece ilişkin çalışmalar birçok sektörde, alanda devam ediyor. Zaman zaman her birimiz alanda incelemeler yapıyoruz. Bazen kurumlar kendi içerisinde toplantılar yapıyor. Bazen belli kurumları toplayarak dar alanlı toplantılar yapıyoruz. Bazen sektörel, örneğin altyapı ekibini topluyoruz. Bazen üst yapı ekibini topluyoruz. Bazen yıkım ekibini topluyoruz. Bazen alanda faaliyetler yapıyoruz. Bir birikim oluşuyor. Zaman zaman bu birikenleri de genel anlamda böyle bu şehrin bileşenleri olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşündük arkadaşlarla. Hem bizler hangi noktalara vardık değişik konularda onu söyleyelim. Hem de resmi, sivil, her bir kesimden katkılarını, değerlendirmelerini, önerilerini alalım. Düzeltilmesi gereken varsa husus onları düzeltelim. Hem de bilgileri paylaşmış olalım diye bir araya gelmeyi arzu ettik. Ümit ediyorum. Bu yıl sonuna kadar ülkemizde 41 bin civarı kalıcı konut teslim edilecek. Bunun yaklaşık 1/4'ü Gaziantep'te olacak. Bunun nedeni bizim her türlü zorluğa, her türlü eleştirebileceğimiz, daha iyi olabilir diyebileceğimiz meseleye rağmen sürecin ilimizde iyi yönetilmesine endekslidir. Yani afetten belki göreceli olarak en çok zarar gören il değiliz ama yıl sonuna kadar en çok konut dağıtımının olacağı il Gaziantep olacak. 9700 konut ile ve elhamdülillah onlarda da işler yolunda gidiyor. Bir taraftan büyük şehrimiz büyük bir gayretle altyapıya dönük faaliyetleri her yerde tüm imkanlarını kullanarak yapıyor. Diğer yerel belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Öbür taraftan kurumlarımız gayret ediyor. Bu anlamda tabii hak sahipliği süreci çok önemliydi. Yani konutları vereceğiniz insanlardan konut sayısı kadar değil, hak sahibi olan herkesin değerlendirilmesi ve o kuraya tam bir tarafsızlık içerisinde herkesin girmesi gerekiyordu. O süreci Sedat Bey'in koordinasyonunda yine ilk tamamlayan illerden birisi olduk. Yani böyle 2-3 bin sadece kişiyle uğraşan 1-2 ili saymazsak ilk tamamlayan il yine Gaziantep oldu. O anlamda da arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir taraftan yıkım faaliyetleri devam ediyor. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Ama yine bir uyum içerisinde bugün itibariyle %47'lere ulaştık. Ben geldiğimde, yani ben kendime endeksi demiyorum ama gördüğüm tabloda %11'lerdeydik. Özellikle Şehit Kamil ve Şahin Bey'de %0 idik. Şimdi Şahin Bey'de %36'ya, Şehit Kamil'de orada tabii çok daha zorlu bir süreç diyor. %17'lere ulaştık. İşte Nurdağ'da 67, Islahiye'de 63 gibi genel ortalamada da %47'ye ulaştık. Yani çok hızlı bir 3 ay yaşadık ama hep beraber biz bu işin altından Allah'ın izniyle kalkacağız ve son mağdur vatandaşımız da güvenli, huzurlu, sağlıklı evine girdiği zaman hep beraber elhamdülillah diyeceğiz ve onun mutluluğunu hep beraber